İyi akşamlar sevgili izleyiciler. Bir yeni kent yaşam programında yine birlikteyiz. Mümkün olduğu kadar sizlere güncelliği aktarmaya çalışıyorum. Bu nedenle program konuklarımı ve program konusunu seçerken hemen o hafta içerisinde gündeme gelmiş, kamuoyuna yansımış ve basında yer alan konuları sizlerle paylaşmaya özen gösteriyorum. Evet geçen hafta iki fotoğraf gazetelerde yayınlandı. Bu fotoğraf maalesef İstanbul'un incisi, geçmişte Prens Adaları denen adalar bölgesine ait fotoğraftı. Ve bu konuyla ilgili olarak da eğer şöyle hafızanızı bir yoklarsanız, 14 Şubat 2016 tarihinde yine adalar ile ilgili sizlere bir program sunmuştum. Gelin görün ki bir buçuk yıllık süre içerisinde o programdan sonra adalarda neler oldu? Bugün ve bundan sonra neler olabilecek onları sizlerle paylaşacağız, konuşacağız. Konuğum Adalar Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Avedis Kevork Hilkat. Hoş geldiniz Avedis Bey. Hoş bulduk. Kendisi tabii Büyük Adada yıllarca yaşamış ve orayla ilgili çok ciddi bilgilere sahip. Aynı zamanda İstanbul'un Büyükşehir Belediyesi'ndeki meclisinde de o bölgenin meclis üyesi olarak orayı temsil ederek çalışmalarını sürdürüyor. Sevgili izleyiciler, ben hemen programın başında hemen arkamdaki ekrana atılan fotoğrafı sizin çıplak gözle bir görmenizi isteyeceğim. Hemen aşağıda adanın birinci hali ve proje uygulanmasından sonraki hali. Aslında bu programın sizlere aktaracağımız bu programın bütün özetini şu iki fotoğraf size veriyor. Ama bu fotoğrafın arkasında saklı olanları da bize Avedis Bey açıklayacak. Şimdi şöyle yapalım Avedis Bey. Ee, <laughs> öncelikle izleyiciler adına teşekkür ediyorum. Geldiniz. Rica ederim. Bilgilerinizi paylaşacaksınız. Ee, evet bana siz. bu imkanı verdiğiniz için ben de şahsım Adalılar ve duyarlı vatandaşlarımız adına ben teşekkür ederim. Estağfurullah. Eee ne oldu adalarda? Neydi, ne oldu? Yani e, şunu çok iyi biliyoruz: e, birinci derece doğal sit alanıydı, üçüncü derece arkeolojik alan idi ve korunuyordu. Sonra ne oldu? Efendim, neler olmadı ki? Bir defa e... adanın tamamen görüntüsü değişti. Biliyorsunuz. İstanbul ili Adalar ilçesi 9 adadan evet e, meydana gelmiş. E, burada yazsağda eee plati, Yunanca plati yazısı e, özlemle e, büyük bir eee adal, kendi adalarımızdan büyük bir zevkle oradaki o e, doğayı, yeşilliği tek tük 2-3 tane de dönem döneminde yapılmış binaları, yapıları seyrederdik. Bir gün duyduk ki, burası işte efendim kumarhane olacak, beş yıldızlı otel olacak, efendim işte binalar gelecek, tamamen işte burası turizm açılacak. Ya biz adalılar olarak bir defa sarsıldık, bir defa düşündük kendi kendimize. Yani burada çünkü oranın tarihini bilen insanlarız. Hı hı. Hani hı hı. E, laletten gelmişinizdir, işte bir konuyu ele almışınızdır. Ama bir de orada fiziki olarak yaşadığınız alan, e, doğduğunuz yer, kendinizi, e, kendinizi çocukluğunuzun geçtiği yer, e, oraya bir karıştırdığımızda sizin parçanız, yaşam alanınız. Tabi, tabi. Yani benim e, benim bir parçam yani, vücudumun bir uzvu. E, bir bakıyorsunuz. Efendim çeşitli e, söz e, Efendim e, tamamen doğası ve e, dokusu değiştirilmek isteniyor e, ve olanlar maalesef oldu yani şu anda şu anda arkada <laughs> resimde de gördüğümüz gibi e, yasağı da bana göre yaslı ada oldu Yaslı ada. güzel bir ifade Evet şimdi e, ben hep buradan ekranlardan sevgili <laughs> izleyicilerimize kentlerin yapılanmasında esas olan onların esası olan planlar ile ilgili düşüncelerimi paylaşırken planların yapılması konusunda yetkilerin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na da devredilmiş olması maalesef merkezi idarenin evet. bu yetkisini olağanüstü aşacak şekilde kullanmasını da gündeme Aynen. getirdi. Ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 1 bölü 5000 ve 1 bölü 1000 uygulama planlarını burada kendisi yaptı ve ilgili belediye dedi ki buyurun planlarınız budur yani o belediyeyi o halkı çağırıp burada bir plan değişikliği olacak bunun hazırlanmış raporları bilmem şu bu, bunlar budur sizin de görüşleriniz nedir demedi yukarıdan elime planları getirdi bu planlar ne yaptı bahsettiğimiz yasadayı imara açtı aynı evet Aynen. devam edelim yani bursa. burada ya burada aslında çok da Enteresan bir senaryo var yani. Yani bir e, ilçe, e, belde belediyesini yok sayıyorsun. Tamamen e, tarihi ve e, doğal sit alanı olan bir yeri. E, ben burayı beğendim. Ben bunu burada bunu yapacağım, uygulayacağım diyorsun. Bu çok yanlış. Hemen yani, şeyi de belirtelim. Çünkü 4. yüzyıldan kalan eserler var tabii, idi. Tabii. Birinci derecede Tabii. Doğal sit alanı idi. Aynen. İdi diyorum Aynı. çünkü Tabii. çıkardılar. Üçü Tabii. Tabii. Ve üçüncü derecede arkeolojik sit alanıydı. Buyurun. Şimdi o fotoğraflar Tabii. var. Yönetmen Tabii. arkadaşım evet. atacak bu, ekrana bu, evet. bir bu, taraftan. Yani Buller e, Şatosu. Dolayısıyla e, o, e, 17 yıl, asırdır, yani 4. yüzyıldan e, beri orasının ilk kurumu e, Doğu Roma İmparatorluğu. 4. yüzyıldan beri orada. Ee, 3 artı 3 zindanlar ee, orada eski e, eserler 800 milattan sonra 826 ile 846 seneleri arasında e, yapılan manastırlar e, ve onun yan e, ek binaları 11. yüzyılda olası İstanbul depremiyle olan İstanbul depremiyle orası tamamen tarihi yani toprağın altında kalıp ve onunla birlikte bir sürü o anki, o anki e, yaşama anılarla, dair ne, ne var? Tabii hepsi orada çünkü toprak ana e, yani o kadar e, şey ki e, e, vefakar ki her şeyini muhafaza ediyor. E, orada e, tarih yok oldu. Orada e, hiçbir iz kalmadı. Oradaki o tarihi eserler tamamen e, yok oldu. Biz oraya çünkü oraya devamlı giden, e, burada gene ben e, sayın e, eski programımızı dinleyenleri ben tazeleme yapayım. E, 2010 senesinde orada e, Adalar Müzesi oluşumunda da bir fiil. Orada görev aldım ve özellikle Yassıada, o dönem askeriyedeydi. Heybeliada'ya bağlı, askeri okula bağlı e, ve Ankara'dan Deniz Kuvvetleri'nden aldığımız izinle çıktık. <laughs> ve oradaki bütün her yeri filmleri, resimleri hepsi bende. Fotoğrafladınız. Hepsi var. Burada. Canlı bir e, tarihi yok olan bir şeyi anlatıyorum. Olası Şimdi, bir senaryo e, değil. Yok olan bir şeyi anlatıyorum. Burada e, da, Demokrasi ve Özgürlük Adası adı altında başlanan proje neydi? Evet. E, bu proje kapsamında hangi tarihi eserler yok edildi ve şu anda ne durumda? Şimdi efendim e, öncelikle biliyorsunuz tarihimiz gerisi, geriye doğru gittiğimizde işte o dönem ben 8 yaşlarındayım ama çok iyi hatırlıyorum 1960 ihtilali, i̇htilali. biliyorsunuz orada herkes vatandaşlarımızın çoğu Adnan Menderes'in yasladığı da asıldığını bilir ama değil oradaki spor salonunda yapılan yargılan yargılaması ve orada idama mahkum edilip kalemin kırıldığı adadır. Hı hı. Dolayısıyla orada oranın e, demok hem onun e, işte e, rahmetli Adnan Menderes'in e, orada işte hatıraları, ondan evveliyatında olan 4. Doğu Roma İmparatorluğundan kalan o hatıraların orada bir müze haline getirilip bir açık hava müzesi haline getirilip orada e, dünya insanlığının görselliğine sunulması çünkü orada dünya insanlığının ee, kültürel mirası. Yani siz burası benimdir. Ben burayı istediğimi yap. Öyle bir şansınız yok sizin. yaptılar işte. Yapıldı. İşte şimdi biz burada kalkıyoruz. Sabahleyin ben kalkıyorum. Yürüyüşüme Kınalı Adadan çıkacağım. Adanın arkasına görüyorum. Böyle bir görüyorum. İnanın böyle amit gibi hissediyorum kendimi. Bakıyorum. Ya Rabbim diyorum. Yani bu insanlara biz neyi anlatamadık? Bakın bir beldenin seçilmiş ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin tek seçilmiş Hristiyan asıldı. Bu meyanda da bu ülkede atalarımın ve kendimin e, çok şanslı hissediyorum çünkü bu ülkenin e, bütünlüğüne, bayrağın birliğine inanmış ve özgürce de Hristiyan olarak yaşamayı arzu eden ve bu günlerde de buna e, bunun mutluluğunu yaşayan. Çünkü çok şeyler değişti. E, bir bireyim yani. Orada benim bir kültürüm yok. Orada e Bakıyorum ne yapıldı? İnanın e, hani dilim varmıyor. Çünkü bir tarih yok edilmiş. Orada bir e, kültür yok edilmiş. Orada deniz faunası ve flora yok evet. edilmiş. Şimdi dozerler Bitmiş. girdi. Tabii. 4. yüzyıldan kalma o saray kanıtlarını, zindanlar ve bir takım eski tarihi değerlerin evet. tamamını paramparça etti. Şimdi biraz önce stüdyoya girmeden önce konuşuyorduk. Oradaki insanların yaşamları süresi içerisinde kullandıkları araç, gereç ve buradaki yaşam belirtilerini gündemi, günümüze taşıyacak mutlaka ve mutlaka bir takım bulgular vardı. Tabii. Ne oldu? Hiç bir şey çıkmadı. Arkeoloji müdesine biz şunu bulduk, şunu aldın, buyurun teslim edin anlamında hiçbir bir şey olmadı. Osman Bey ben ne beklerdim biliyor musunuz? Enteresan. Ben çok iyimserim herhalde. Ya arada bir basından veya görsel medyadan işte yaz da şunu yaparken bunu bulduk. İşte çok enteresan bir testi bulduk. Bir istavros, haç bulduk. Efendim bir kağıt parçası bulduk. ya yani bir şey bulduk yani. Bir, deri üzerine yazılmış bir şey bulduk. Hiçbir şey yok. Ya burada hiçbir şey yaşamamış mı? Şimdi ben merak ediyorum. Ve yetkililere, ne oldu peki buradaki ve yetkililere yer? soruyorum. Ne oldu buradan? Buradaki medeniyet, buradaki kültür ne oldu? Şimdi ben buradan avaz 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 bağırmaz mıyım? Bakın. Şurada, zindanların hemen önünde hı hı. 19 Temmuz'da gittiğimde bir bayramın ikinci günüydü. Çıktım, buranın resmini çektim. Bakın buradan ne çıktı, buradan ne çıkarttınız. Hemen bu sağlı sollu, şunları gördükleriniz zindanlar. Bakın, burada bu zindanların havalandırma bacalarının yerle bir edilmiş. Ya buranın şu anda durumu ne? Niçin bizlere, adalılara, bu işin mücadelesini gönül birliğiyle yapan insanlara bizlere briefing vermiyorsunuz? Bizleri adaya soktur, sokturmuyorlar. Sanki ben fişlenmişim gibi oradan içeri giremiyorum. Yani şu anda siz o bölgenin meclis üyesi olmanıza rağmen evet. oradaki inşaatı herhangi bir gözlemci gibi dahi Mümkün gelemiyor. Mümkün değil efendim. Mümkün değil. Mümkün değil. Bana isterdim ki gelin buyurun belediye başkanımı çağırsınlar. Meclis üyelerimizi çağırsınlar. Desinler ki buyurun gelin bakın. Evet böyle bir şey e, bize e, şey yaptığımız söylediniz ama buyurun bunlar da bu var, bu çıktı hiçbir şey yok. Saklanan ne? E, nedir? Yani buluntulara hiçbir açıklama yapılamadı. Hiçbir hiçbir açıklama. Yani hiçbir yetkiniz dahi yok. Hiçbir yetkiniz yok. Hiçbir e, bilgi verilmiyor. Tamamen ve işin kötüsü bir tedirginliğimiz var. Şu anda aynı akibet akibet ve aynı şarkı Sivriada'da. Zaten o yani, programı yaptığımızın nedeni de oydu. Aynen. Oksiyada biz yasa adayı bir yerde kaybettik. yitirdik maalesef. Kaybettik. Hiç olmazsa Sivriada'yı kurtarabildiğimiz kadar kurtarabilir miyiz? Evet. Onun mücadelesini vermek lazım. Şimdi sevgili izleyiciler aslında Maalesef bu programlarda sizlerle hep paylaştığımız bu konudaki gerek doğaya gerek kentlere karşı işlenen suçlar konusunda adalara da maalesef göz diktiler. Önce planlarını değiştirdiler ve bakanlık kararıyla planların hemen arkasından korunmakla yükümlü olduğu Öngörülen birinci derece doğal sit alanını ve üçüncü derece arkeolojik sit alanını değiştirdiler. Onun kronolojik şeylerini birazdan Avedis Bey de açıklayacak. Ve sonra burada Demokrasi ve Özgürlük Adası adı altında bir proje uyguladılar. Bu projenin uygulanması sırasında fotoğrafları size gösterdik ve ekrana da gelecek yine yemyeşil doğası olan ve içinde dördüncü yüzyıldan kalan tarihi eserleriyle var olan bir adayı Tamamen bir taş yığını haline getirdiler. Bunu biz bu ekranlardan size fotoğraflarıyla özellikle gösteriyoruz. Şimdi aynı akibet maalesef Sivri adı içinde yapılacak. Şimdi tabii buradaki bu inşaat faaliyetleriyle birlikte toplam 200 bin metreküp hafriyat artığı adanın çevresinde denize döküldü. Peki burada neler kaybettik? Burada neler kaybettik? Hadi. Burada neler kaybettik biliyor musunuz? Burada denizimizi kaybettik. E, ee, doğal resiflerimizi kaybettik. E, ee, o yassı adanın eteklerinde, çünkü orayı çok iyi bilirim. Ee, hayatım orada avcılıkla geçti. Bugün arkamdaki yassı ada. Hı, hı o adaya baka baka yıllarca avlandım ben çocukluğumdan bu yana. Bunların hepsini kaybettik. En önemlisi nedir biliyor musunuz? O da yaptığım araştırmalarda Barcelona Sözleşmesi'ne sadık kalmadık. 16 Şubat 1976 yılında Birleşmiş Milletler Çevre Programı tarafından kısaca UNEP olarak kısaltılmış Deniz ve çevre kirlenmesi korunması hatta kıyılar da dahil. Böyle bir e, oluşum oluyor ve 1981'de de yürürlüğe giriyor. Sırasıyla buna imza atan ülkeler dikkatinizi çekiyorum. Arnavutluk, Bosna Hersek, Cezayir, Fas, Fransa, Hırvatistan, İspanya, İsrail, İtalya, Karada, Kıbrıs, Mısır, Libya, Lübnan, Malta, Monako Slovenya, Tunus ve Türkiye. Hepsi deniz kıyısı. Diyoruz ki evet burada bu Türkiye, Türkiye. Cumhuriyeti aynen ben buradaki deklarasyona imzamı atıyorum, atıyorum. Kabul, kabul ediyor korumakla mükellefim. mükellefim diyor. Ama burada yapmıyor. Yani şimdi biz bakın oradaki o molos harfiyat moloz demeyelim de toprak. Bir şekilde tabii eski tamamen, yıkıntılar da var. Tamamen evet. Eserlerin evet, evet. evet. Orada tamamen <laughs> adanın, yassı adanın etrafına kayalar dökülerek, üzerine de toprak, o toprak dökülerek yürüyüş parkuru, ha bina falan değil, yürüyüş parkuru yapılıyor. Ha bu depremde ne kadar sağlıklıdır, değildir. Onu zaman gösterir ama orada bir de siz e, oradaki yaşamı öldürüyorsunuz. Bakın, hemen adalı gençlerimiz ne yapıyor? Özellikle de ben burada Volkan Narcı arkadaşımızı e, tebrik ediyorum cesur yürek. Ne yapıyor? Efendim oradaki ve ekibiyle, Serço ve e, Edan'ım e, ekibiyle yumuşakçaların yani yumuşak mercanların ölümünü belgeliyorlar. Bu belgeler bende mevcut. Yani bu yani o toprakların abi yumuşak mercanların ekolojik dengeyi e, dengenin allak bullak tabii. bullak edecek. Evet. Onu e, tespit ediyorlar ve akabinde akabinde hemen e, ya biz bunları nasıl kurtarırız diye bu arkadaşlarımızı bir telaş alıyor ve e, Adamer e, yani ada mercanlarının kısaltılmışı Adamer projesini hemen uygulamaya koyuyorlar ve e, burada yüklenici firma ismini vermeyeyim yasalarla inşaatı yapan yüklenici firma da e, yardımda bulunuyor ve dolayısıyla da hemen e, kabul ediliyor ve başlıyorlar o arkadaşlarımız eksi e, artı 10 derecede 12 derece suya dalmaya 30 metre 40 metre o yumuşak mercanları dal dal çıkartıp hemen büyük adanın arkasındaki Neandros'a ilk defa Avrupa'da ilk Türkiye'de de ilk resmen transplantasyon yapıyorlar. Yani oraya e, tamamen bir canlıyı ekiyor. Evet. Yani şunu söyleyelim. Evet. Bu bahsetmiş olduğunuz kişiler vasıtasıyla evet hiç olmazsa kurtulabilen kurtulmaya çalışıldı. Evet, bunlar Peki, bunlar e... evet bunların çalışmaları ve başarılı oldular. Evet, Bu çocuklar baş... e... şimdi bakın ben bunu niye anlattım? Bir tarafta yok ediyoruz. Bir tarafta da hani Yel karşı savaşan Don Kişot misali gönüllülerimiz bunları bu doğayı yaşatmak için Böyle çaba gösteriyorlar çünkü bunların akab keyi e, oluşumunda verdiğimiz zararlar ne biliyor musunuz? Şimdi bir yemek pişti, bir tencere. Burada yemek pişiyor efendim işte yasaldaki inşaatın o atıkları, kumları, toprakları atılıyor. Ha buna üstüne üstlük bir de e, kurbağalı dereden çıkartılan o balçık, o pislik yetmezmiş gibi adanın o Sivriada ve Yassıada'nın önüne getiriliyor. O zaman dönem boşaltıldı. Evet o da basında yer almıştı. Evet boşaltıldı. <laughs> ya deniz bitti. Yani bize bu insanlar reva mı? Yani birileri çıkıp bizim gibi duyarlı insanlar çıkıp da bu şekilde ya isyan ediyoruz ya hatta bu şekilde tepkimizi koyduğumuz vakit niye başka bir gözle bakılıyoruz? Biz çünkü biz bu ülkenin yaşayan, bu ülkenin vergisini vermiş, askerliğini yapmış, emekliliğini yaşayan, şimdi de hala ben şahsım adıma söylüyorum, ülkeme ahde vefa borcumu ödemek lüzumunda hissetmiş 65 yaşında olan ve gecemi gündüzüme katıp da Ülkeme nasıl bir faydam olur diye ben kendimi yırtacağım. Ve e, sağlığımdan da olacağım. Çünkü bu haksızlıklara ben da, dayanamıyorum. Yani. Burada izleyicilerle bir kez daha paylaşmak istiyorum. Sevgili izleyiciler Avedis Bey Ermeni asıllı Türk vatandaşı. Ama Türkiye vatanım diyor. Tabii. Bu bayrak benim. Tabii. Birlik içinde bu bayrak altında Türkiye vatandaşı olarak ben yaşamımın sonuna kadar ve benden sonraki nesillerde bu ülkeye sahip çıkacak diyor. Bu anlayış içerisinde maalesef devamlı bu ekranlardan söylediğim gibi doğa sevenler ve kentlerin yaşanılır hale gelmesiyle ilgili mücadele edenler bu işi yapan merkezi hükümetin ve maalesef yönetenleriyle mücadele etmek zorunda kalıyorlar. Ne acı bir gerçek. Ve biraz önce bahsetti. Barcelona sözleşmesine Türkiye Cumhuriyeti imza koymuş durumda. Yani Barcelona Sözleşmesi kıyı ve doğal yaşamla ilgili bir sözleşme. Bunun dışında birçok konuda Türkiye'nin imza koyduğu maalesef imza altına atarak altına yükümlülüğünü koyduğu birçok birçok şey var. Fakat maalesef hiçbirisini yerine getirmiyor. Acımız sıkıntımız buradan. Bu programları yaparken işte biraz önce söyledik ki yasadan halini gördünüz. Şimdi aynı olay Sivra'da da oynanacak. Sivriada'yı da yok edecekler talan edecekler. Çok güzel söylüyor arkadaşımız. Orada bir kilise vardı. Orada bir yaşam vardı. Ne oldu? Ya bir taşı dahi çıkmaz mı? Küçük bir bir taşı dahi yok mudur? Veya orada küçük bir heykelci veya küçük bir objesi yok mudur? Hiç mi sormazlar? O koca koca dözerlerle oraya girip onları yerle bir ederken ya orada şu yapılacak olan projenin içerisinde oradaki o varlığı da gelecek nesillere aktarmak hiç mi akıllarına gelmedi? Veya özellikle mi gelmedi? Bunları tabii düşüneceğiz, tartışacağız, konuşacağız ama maalesef hep yapanın yanında kalıyor. İşte devamlı ekrana yansıyan eski resmi ve şimdiki haliyle acı bir tablo ortada. Evet, e, belirttiğiniz gibi bütün bunlar yetmiyormuş gibi. Bir de evet. kurbağalı dereden çıkan bütün o tortu ve ağır pislik, metal, ağır metal çökeltisi. Onları da Public getirip Büyük Adanın ee, şöyle, e, Fenerbahçe eee meilli çıkıyorlar. Kanalı da iskelesinde kalıyor yani. Sol tarafında kalıyor. Devam ediyor. Sivri ada ile yasa da hizasında boşaltıyor. Bunlar o kadar enteresan gemiler ki Romanya'dan e, kiralanmış gemiler. Alt göremiyorsunuz. Hani kürekle böyle denize bir şey atayım falan yok. Alt kapaklar açıldığı vakit o çökel diye denizin dibine bırakıyor. Cıvası, demiri, pisli, kimyasal atığı, evsel atığı, her şey orada. Siz ne beklersiniz? Ha bunlar şimdi durduruldu. Kadıköy Belediyesi'nin büyük çabasıyla Ama bu Kartal ne cüret. Belediyesi... bu ne cüret? Bu tabii. ne cüret? Yani tabii, tabii. üzerine durduruldu. Evet. Kadıköy Belediyesi'nin, Adalar Belediye'mizin, Maltepe Belediye'mizin, Kartal Belediye'mizin büyük bir çabalarıyla büyük şehre bir dakika durun dedik. Ne yapıyorsunuz? Ve şimdi ıslah çalışmaları yapılıyor. Evet, şu anda da trafik orada Arap saçı ama ee, en azından iyi bir şey olacağına inanıyoruz. Peki, şimdi, şimdi gelelim Sivrade'ye. Şimdi Sivrade'ye gelmeden önce, şimdi ee, bakanlığın yapmış olduğu planlar geldi, kütlüğü önünüze geldi. Evet. Adalar Belediyesi ne yaptı? Heh. Adalarda halk ne yaptı? Sivil toplum örgütleri ne yaptı? Ya şimdi adalarda belediye çok şey yaptı. Biz küçücük bir beldeyiz, 16 bin nüfus kayıtlı. Yani öncelikle bir bakmak lazım. Geçen İstanbul Büyükşehir, yani iki gün evvel yeni atanarak gelen burada kendisine de başarılar diliyoruz. Adalardaki ihtiyaçları da kendisine binayen İlettiniz. ilettim, sunum yaptım. <laughs> hani biz ben bu işin demograjisini yapmıyorum, duygu sömürüsünü de yapmıyorum ama adalar inanın muhtaç. Yani imar yok, altyapı yok, üst yapı yok, tamamen doğal sit alanı hiçbir şey yapamıyorsunuz, geliriniz yok. Dolayısıyla 16 bin nüfus kayıtlı nüfusunuz görünüyor, ona göre para alıyorsunuz. Ama 600 bin kişiye hizmet veriyorsunuz, biliyorum. bu nasıl? Böyle bir hesap yok. Ben kendim kapalı çarşıda kuyumcu. Hay ama 51-52 senelik ben bu, ben neyin hesabının ne olduğunu ne bittiğini çok iyi bilirim. Dolayısıyla hiçbir şey yok efendim, e, billboardlarda İstanbul'un görüyorsunuz işte adalar e, dört mevsim çok güzel kışın karıyla, paytonuyla efendim yazın plajıyla. Aa çok güzel. Peki sen bunun yanında bana yazın e, bu imkanlarımı sağlayacak e, üniteler yolluyor musun? Ha yapıyorsun yardım. Ama ana arterler senin olduğu için yani e, Elimi Yapa... Bir şey yapamıyorum. Yok, ben ya, yani hiçbir şey yapamıyorum. Hiçbir şey yapamıyorum. Kaldı ki bir yarı bir meydan savaşları falan yapıldı. Ya tabii tabii bir park savaşları, <laughs> meydan savaşları vardı. Dolayısıyla yani biz e, sırasıyla çok i̇tiraz şey itiraz ettiniz değil mi plana? Tabii 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 ne şimdi oldu? burada bir de hukuksal süreci konusunda bir bilgini alayım. Tamamen e, yürütmeyi durdurma kararı aldık. E, yürütemediniz. Yürütemedik. Bir türlü yürütemedik. Burada çok güzel bir e, senaryo var. İsterseniz çok kısa. Ee, ana kısa olarak ben Hı -hı. size bunları bir ifade edeyim. İstanbul ili Adalar ilçesi Marmara Denizi'nde yer alan 9 adadan oluşmaktadır. Malumunuz tabi bilgi olarak evet. Büyük Ada, Hebel Ada, Burgaz Adası, Kınalı Ada, Sedef Adası yerleşik adalar yani burada yerleşim var. Kaşık Adası, Yassıada, Sivrayada ve Tavşan Adası yani Neandros dediğimiz ise yerleşimin olmadığı adalar. Buraya kadar güzel. Adalarda yerleşimin manastırların biraz evvel izah ettiğimiz gibi inş inşaasıyla başladığı, Bizans döneminde sürgün yeri olarak kullanıldığı bunu da hepimiz biliyoruz. Çünkü defalardır şey yaptık. Ee, adalar sahip olduğu doğal tarihi kültürel değerleriyle birlikte korunarak gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla 1970'li yıllardan beri Anıtlar Kurulu tarafından denetim altına alınmıştır. Yani hiçbir şey yapamazsın. Hiç ben tamamen... burayı konuyacağım dedi. Tabii aynen. Evet. İstanbul metropolü içinde çok özel bir öneme sahip olduğunu rahatlıkla söyleyebileceğimiz adalar, bütünü. Bugün kentin vahşi beton, betonlaşma tehdidiyle karşı karşıya kalmakta ve gerek doğal, gerekse kültürel yapısı çılgın projelerden nasibini almaktadır. Buyurun biraz sağda. Akabinde az sonra başlayacak Sivriada. Sivriada. Yassada ve Sivra'da günümüzde yerleşimin olmadığı adalardır. Ve doğal yapısı, korunması gerekli tescilli yapıları ve sahip olduğu tarihi miras ile doğal sit ve arkeolojik sit alanı olarak belirtilmiştir. Bunun yanı sıra kıyı kesimi, deniz florası, önemli kuş alanlarından birisi olması gibi nitelikleriyle kilit biyolojik çeşitlilik alanında da yer almaktadır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan Yassıada ve Sivriada'ya turizm artı kültürel tesis alanı fonksiyonu getiren 1 bölü bin ölçekli koruma amaçlı Nazım imar Planı, revizyon ve değişikleri ve 1 bölü 1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı ve değişiklikleri sürecinde bu iki adanın sahip olduğu koruma kalkanının nasıl zayıflatıp delindiği ve sözde kamu yararı için Nasıl yapılaşmaya açıldığı aşağıda özetlenmektedir. Şimdi bakın ben şimdi oraya kadar e, çok güzel değerlendirdim. Küçük notlarım evet. var. İzleyicilere tabii, buluşturayım tabii. ben de onları. Tabii. Şimdi dedik ya sevgili izleyiciler, e, tepedekiler, bizi yönetenler, her şeyi çok iyi bilenler. Önce bir bölü 5 binlik ve binlik planları yapıyorlar. Tepelerin bu planları uygulamaya yapıyorlar. Ha Plan yaptıkları yerde korumalar var. Yani nedir bu? Biraz önce dediğimiz gibi... Doğal sit alanı, arkeolojik sit alanı. 2012'de birinci derece sit alanı olan Yassıada sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı olarak değişiyor. Adım adım, yani pat diye kaldıramıyor. <laughs> sürdürülebilir evet. koruma ve kontrollü kullanım alanı deniyor. Bakın Ekim, Kasım hemen Kasım 2012'de Yassıada tarihi sit statüsünü kaldırılıyor. Yani tarihi sit statüsü yasadan kaldırılıyor. Yine Kasım 2013'te bir sene sonra korunan alanların tespit, tescil ve onaylarına ilişkin esaslara dair bir yönetmelik değişikliği yapılıyor. Raporlara gerek kalmadan bu değişiklikte de oradaki yapılanmanın önünü açıyor. Nasıl adım adım. Ha kılıfını uyduruyorlar. Olması gereken Nasıl işte burada e, şeyin e, Atatürk Kültür Merkezi'nin de e, koruma kurullarından nasıl değiştirdiler, çıkardılar, evet. onun gibi. 2013 Nisan'ında 3621 sayılı kıyı kanun ve hükümlerine göre kısıtlamaların tabi olmaksızın, çünkü o e, yasada ve yönetmeliklerinde kıyı kenarlarla ilgili bir takım hükümler var imar ve inşaat uygulamaları her iki adayı da yapılaşmaya açacak şekilde ortaya tamamen koruyor. Ve 2013 askeri kullanım olanı kültürel turizm tesis alanı olarak değiştiriliyor imar planında. Ekim 2013'te emsal alanı önce %30'a düşürülüyor. Evet. Fakat burada da çok enteresan bir şey var. Adanın tapu mülkiyet alanıyla kendi doğal yüz ölçümü farklı, farklı farklı öyle bir cince yapıyorlar ki emsel hesabı mevcut tapu kayıtlarından yapılacaktır diyor çünkü tapu kayıtlarında daha büyük tabi yani bu düşürdükleri yüzde otuzluk emsel alanı şarttı yüzde kırklara falan onun da üstüne çıkıyor ve e, adanın adı 2013'te e, Yassıada ismi değiştiriliyor demokrasi ve özgürlük adası olarak değiştiriliyor. Ondan sonraki aşamaları sizden de alalım. Ben buradan ben de aldığım notlardan devam ediyorum. Ya ondan sonra okurken gülesi geliyor insanın. Yani çünkü yani okuyun bir senaryo. <laughs> yani. yani ha, ağlanacak, ağlanacak halim. halimiz aslında. Evet yani. ağlanacak ya geliyor. Aynen yani. Evet. E, geliyoruz efendim Nisan 2011'e. Hazine mülkiyetinde olan 1 bölü 5 bin ölçekli adalar koruma amaçlı nazım imar planında birinci derece doğal sit tarihi sit 3. derece derece arkeolojik sit alanı olan ve askeri alan olarak belirlenen yasada Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğüne tahsis ediliyor. Hemen 2000 12 Ekim ayında birinci derece doğal sit alanı, Yassıada'nın doğal sit statüsü sürdürülebilir koruma ve kontrolü Breden kullanım yoklduk. alanı evet. olarak değiştirilmiştir. İşleme Adalar Belediyesi tarafından itiraz ediliyor. Evet. Bu itirazın sonucunda herhangi bir şey hayır, çıkmadı. Hayır. Aynen. Aynen. Kasım 2012'de Yassıada'nın tarihi sit statüsü kaldırılıyor. Şubat 2013'te yasadının birinci derece doğal sit statüsü değiştiren karara itirazlar yapılmış. Sonrasında korunan alanların tespit, tescil ve onayına ilişkin usul ve esaslara dair yönetmenlikte değişiklik yapılmasına dair yönetmenlik yayınlanmıştır. Ve böylelikle ardışık dört mevsim incelemeyi gerektiren rapora gerek kalmadan ön değerdir, değerlendirme raporu ile değişikliğin yapılabilmesinin yolu açılmıştır. Şimdi e, hükümleri isterseniz evet. da bak bir taraftan Aynen. bakıyorum. Şeyde e, kalsın Sivra'da ya da. E, daha sonra Yassada ve Sivra'da Türkiye Odalar ve Borslar Birliği iştiraki içerisinde Gümrük ve Turizm İşletmeleri AŞ'e evet. devrediliyor. Bakanlık tarafından yatırım izni veriliyor bu firmaya evet. ve 6 Mayıs'ta inşaat ruhsatnamesi veriliyor ve burada tam 103.700 metrekarelik alanı kaplayan projeye 14 Mayıs 2015'te temel atılıyor. Aynen. Şu arkamızdaki görünen şu tarihi yapıların ve şu yeşil dokunun evet. hepsi yönetmen arkadaşım öbür fotoğrafı lütfen bir alır mısınız? Hepsi yerle bir ediliyor ve şu üstteki fotoğrafı daha geniş açıdan daha farklı bir fotoğrafı olacaktı. İzleyicilerin yani bu farkı net görmesini istiyorum. Şu canım yeşil, şu tarihi dokusu olan ada ki evet buyurun beyler. Şu evet. hale getiriliyor. Şu andaki resmi bu. Evet. Burada hemen bir dipnot ekliyoruz. Malumunuz 13 Mayıs 2015'te dönemin başbakanı Sayın Ahmet Davutoğlu tarafından hı hı. hemen bir temel atma töreni yapılıyor. Adalar Belediyesi olarak hemen biz iki gün sonra temel atma iki, gün, iki sonra. gün sonra zaten şeylerimiz, çalışmalarımız devamlı başkanımızla birlikte adalılarla birlikte. E, aman hassasiyet çünkü en az en az 30 kere gittim e, kendi e, imkanlarımla hı hı. E, teknemle. ne oluyor ne bitiyor ne oluyor bütün gelenler gidenler bir şeyler oluyor aldık onun istikbaratını ve hemen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mecl Meclis Başkanlığına yassada ve Sivriada yapılacak olan yapılaşmanın durdurulması hakkında soru önergesi veriyoruz burada Meclis ne karar alıyor? Soru önergesini aldı Tabi. Tabii. Soru önergesini aldı. Gündemine? Yani Gündemine aldı maalesef. Hala dosyada duruyordu. Hala aynı. Evet. Aynen. Maalesef. Keşke e, kabul olsaydı da. Şimdi. E, Burada da e, arkadaşlarımızın e, imzaları imzalar var maalesef. Ha. Şimdi sevgili Hiç izleyiciler. Şey şimdi aynı akıbet Sivriyade'ye geliyor. Sivriade. Şimdi şu adada, şu adada nereden nereye gelindiğini fotoğrafta çok net şekilde görüyorsunuz. Şimdi korkumuz, endişemiz odur ki aynı olay Sivriada için yaşanacak. Bu adalarla ilgili hazırlanan projelerin sunumlarını görseniz inanız dudağınız uçuklar. Sanki böyle yeşil doğanın içerisinde yapıları mümkün olduğu kadar ağaç ve yeşil dokunun içerisinde saklamış olağanüstü bir proje. Dersiniz ki aman Allah'ım bu ne? İşte bu, proje bu sevgili izleyiciler. Şimdi az da bir zamanımız kaldı. Sivriada'da ne olacak? Şu anda Sivriada'da bir şey henüz başlamadı. Şu anda Ama eli Sivriada'da içinde bir proje Tahmin var. Tahmin ediyorum ki bir 300 kişilik bir ekiple çok yakın bir zamanda e, o dönemin e, gazetelerinde de Sivriada'daki proje e, burada yazılıyor. Ben altı e, 6 metrelik sandalımla balıkçı kıyafetimle gittim, çektim. Bir de baktım ki yani böyle bir şey olmaz. Devasa sondaj Bakın. makineleri. Sondaj makineleri değil. devasa. O koca koca araçlar oraya taşındı, o, tabii indirildi. Tabii. A, bunun evvelinde dozerler maalesef manastırın hemen üstü manastırın hemen üstü e, yol açtılar. Yüreğim yarıldı. Tarih. Altı tarih. E, efendim, e, Horasan Bina. Biz e, manastır Burada yolu açtılar. Hemen bu gördüğünüz büyük 300 metre sondaj. Efendim ne yapıyorsunuz burada? E, orada e, işte GONAF projesini uyguluyoruz. Yani e, derin sondaj yapıp e, deprem dinlemek. Ya, siz deprem bunu bu şekilde nasıl dinleyeceksiniz? Siz olursa olursa su arıyorsunuz diyoruz. Evet biz bunu adalılar buna inanmadık ve hemen mücadelemizi başlattık. Neyi başlattık? Suyu bulacaklarını başlattık ve 60 metrede suyu buldular. Bakın. Vana şu anda bahsettiğimiz yer Sivra'da şu anda bakir halde duruyor. Burayı kurtarmanın amacındayım. Bu peşindeyiz. Adalar Belediyesi olarak, İstanbul halkı olarak, Adalılar olarak ve üstüne varili koymuşlar. Ben tekmeyi atıyorum, varil gidiyor, yere yatıyorum. Vanayı çekiyorum, vanayı açıyorum, fıs ses geliyor, kapıyorum. Nedir? Gaz mıdır, nedir? Ama su vanası. Ve arka kadraja da daha inşaata başlanmamış yassı adayı alıyorum ki kardeşim photoshop mu bu, neyin nesi, neyin fesi, denmesin, çektin? nerede çektin, ne yapıyorsun sen, denmesin diye ben inanmamıştım. Dönemin, o dönemin siyasilerinde bunu i, i, izah ettiğim vakit onlar da dediler ki efendim orada Gonaf proje", Almanlarla birlikte e, e, şeyde anlaşamamışlar e, finansta parada anlaşamamışlar hı hı. dolayısıyla o da yarım kalmış e, böyle bir proje var biz orada ne olacağını hissetmiştik biraz da demek ki e, hissiyatımızın kuvvetliliğinden. oradaki oyun şu anda evet şu anda orada yapılması gereken ha ne yapılacak kongre merkezi acaba mı Çok komik bir şey vardı galiba yani, biraz evvel <laughs> güldük değil mi biraz <laughs> evvel güldük 180. çünkü o kadar acil çıkarttılar ki bakın Sivra'da ya, 180 araçlık otopark şimdi bunlar Torbay yasasına girerken tabii hemen bir şeyi ekleyelim. ya bir şey eklemek lazım dolap açılıyor oradan bir zarf çekiliyor o projede 180 araç, arkadaş 180 aracı, sen Sivra'da da ne yapacaksın? Ya bırak 180 yani orada 180 insanı yan yana koysan zaten bir hayli kalabalık. Yani bu projeyi hemen orada işte kültür merkezi yapılacak. Yani ya yapalım, yapalım. Yok. Ama neyi bakın? Burada değil. Evet. Şimdi Tesis yapalım, orada değil. Şunu vurgulamakta. O dokuyu kuruyalım. Evet, şunu efendim. vurgulamakta fayda var. Şimdi sevgili izleyiciler. Türkiye Cumhuriyeti Devleti çok zor bir dönemden geçiyor. Evet. Farklı fikirler, farklı düşünceler içinde olsak dahi birbirimize sarılıp kenetlenmemiz gereken bir dönemdeyiz. Bunun herkes bilincinde. İşte dün görüyorsunuz, basından takip ediyorsunuz. NATO tatbikatında Mustafa Kemal Atatürk'ün ve Sayın Cumhurbaşkanımızın resimleri hedef gösterecek şekilde daha önce aynı NATO bugün Orta Doğu haritalarını pardon diyerek asan NATO'ydu. Bütün bunlara baktığımız zaman birliğimizin ne kadar gerekliliğini bir kez daha ortaya koymak gerekiyor. Böyle bir zamanda geçmişi kaşıyarak bir takım sıkıntılarla bir müziği üzmenin anlamı yok. Yok ama eğer ekranlardan çıkıp birileri diyorsa ki biz İstanbul'u, büyük kentleri katlettik. Bunlarda bizim de günahımız var diye günah çıkartıyorsa o birileri çıkıp şunu diyebilmeli. Biz bundan sonra yeşil alanları, doğayı, şehirleri tahrip etmeyeceğiz. Bu konuda hiçbir işlem yapılmayacaktır diyebilmeli ve arkasında durabilmeli. İnandırıcı olmaları için. Şimdi niçin bunu söylüyorum? İşte gitti. yasada bitti. Sivri Adada da aynı akıbeti yaşamayalım. Ve Sivri Adadaki gibi ve Türkiye'nin her yerinde doğaya, kentlere karşı artık bu suçları işlemeyelim. Samiyetse ortaya çıkar. Bugün Sayın Cumhurbaşkanı'nın dudağı arasında. Evet. Durdurun. Yeşil alanlara olan talanı durdurun. Düşey yapılaşma, yatay yapılaşma. Durdurun diye belediyelere bir yet şey verse, emir verse, samimi söylüyorum ilaç gibi durur. Çünkü konuyu da çok iyi biliyor. Evet. Kendisi belediyecilikten geldi. Yani samimi olmak evet. lazım. Evet. Hani Atatürkçülükte falan var genelde evet. samimi olmak lazım, yürekli olmak lazım. Programımızın sonuna geldik. Genel anlamda birkaç cümleyle özetleyin lütfen programımızı kapatalım istiyorum. Efendim, olanları gördük. Olası olabilecekleri de tahminlerini yaptık ki bunlar bunlar da olacak. Ama ben buradan kanalınız vasıtasıyla şu mesajı vermek isterim. Bakın, ülkemiz biraz evvel de hayranlıkla dinledim sizi. Ülkemiz son derece büyük bir oyunun içine çekilmekte. Ülkeyi bölük parçalamanın peşinde bekleyen ağzından kan salyaları akan devletler hazır hani apikoda beklemekte. Evet. Bakın gelin bu ülkeyi Alevisi Sünnisi, Ermenisi Rumu, bütün insanlarıyla bütün e, vatandaşlarımız gelin aynı safta kol kola bu ülkemizin birlik ve beraberliğe ihtiyacı var. Şuna inanalım bayrak üzerine asla bayrak olmaz. Hepimiz çünkü o kadar e, çok kültürlü bir yaşamda e, yaşıyoruz ki şu anda birlik zamanı. Particiliği, kavgayı onu bunu her tarafa bir tarafa bırakalım. Çok tehlikeli günler bekliyor bizi. Gelin kol kola bu ülkede, bu insanlara, bu sınır dışından olası gelecek tehlikelere set çekelim. Evet, e, teşekkür ediyorum. Bana bu imkanı verdiğiniz için, naçizane. Vallahi ben e, çok teşekkür, ben teşekkür ederim. Bütün bu güzel duyguları, bu ifadeyi e, dile getiren Sayın Avedis Kevork Hilkat, Ermeni asıllı bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı. Başka söyleyecek bir şey yok. Sayın Avedis Bey'in söyleyemediğini bu ülkede yaşayan, bu ülkeye hainlik edenler izlesinler ve utansınlar. Başka söyleyecek bir şey yok. Evet, kent yaşamı adaları bir şekilde sizlere aktarmaya çalıştık. Ee, bir sonraki kent yaşamda yine sizlerle birlikte olmak ümidiyle hepinize iyi akşamlar diliyorum efendim. Müzik